Bu videoda orbitaller hakkında neler bildiğimizi bir hatırlayalım. Orbitaller konusunu kimya bölümünün önceki videolarında izlemiştik. Bu küçük noktaya atomumuzun çekirdeği diyelim. Çok küçük olan bu çekirdek etrafında ilk orbitalimiz olan 1s orbitali yer alıyor. 1s orbitalini çekirdek etrafındaki bir bulut gibi düşünebiliriz. Öncelikle elimizde bir s orbitali var ve bu orbitalin iki elektron aldığını biliyoruz. Dolayısıyla birinci ve ikinci elektronlar bir s orbitali üzerine yerleşiyor. Mesela hidrojenin sadece bir elektronu var. Bu nedenle bu tek elektron bir s orbitaline yerleşecek. Helyumun hidrojene göre fazladan bir elektronu daha var. Yani bu ikinci elektron da bir s orbitaline gidecek. 1s orbitali tamamen dolduğunda 2s orbitaline geçiyoruz. 2s orbitalini 1s orbitali etrafında bir kabuk gibi düşünebiliriz. Ancak klasik düşünce tarzımızda bunu görmemiz pek mümkün değil. Bunu elektronların durabileceği bir olasılık bulutu olarak düşünebilirsiniz. Sadece görsel olarak canlandırmak amacıyla 2s orbitalini 1s orbitali etrafında bir bulut olarak hayal edebilirsiniz yani 2s orbitalini 1s orbitali çevresinde belirsiz bir kabuk gibi düşünüp sıradaki elektronların buraya yerleşeceğini hayal edebiliriz. Dördüncü elektron da buraya yerleşecek. Bu okları aşağı ve yukarı olarak çiziyorum. Çünkü ilk elektronun bir s orbitalinde bir yönde 1 bölü 2 dönmesi varken, ikinci elektronun bunun tam tersi yönde yine 1 bölü 2 dönmesi vardır ve bu şekilde bir çift oluştururlar. Elektron eklemeye devam edersek 2p orbitaline geçmemiz gerekecek. Aslında 3 tane 2p orbitali var ve her biri ikişer elektron alabilir. Dolayısıyla 2p orbitalinde toplamda 6 elektron bulunur. Hadi görebilmemiz için bunu çizelim. Eğer bu noktayı eksenimiz olarak işaretlersek, bunun üzerinden 3 boyutlu olarak düşünebiliriz. Sağ tarafı x ekseni olarak düşünelim. Bunu yine farklı renkle göstereceğim. Şu şekilde de y eksenimizi çizelim. Bir de z eksenimiz var ve bunu da mavi yapacağım. Evet, şöyle bir z eksenimiz olduğunu düşünelim. Aslına bakarsanız tüm bu eksenlere giden bir tane p orbitalimiz var. Yani 2p. Bir saniye bunu aynı renk yapalım. 2px orbitalimiz var. Hatta bunlar x ekseni üzerinde duran dumbbell'lara benzer. Şimdi size en iyi çizimimi yapmaya çalışacağım. Bu orbitaller x doğrultusunda uzanır ve birbirlerine simetrik olarak durur. Bu taraftakini arkadakinden daha büyük çiziyorum. Ama müsaadenizle biraz daha iyi çizeyim. Daha iyisini yapabilirim. Belki de bu şekilde uzanmıştır. Hatırlayalım. Bunlar sadece olasılık bulutları ama kafamızda canlandırabilmemiz için en iyi yöntem bu. İşte bunlar 2px orbitalleri ve bunların nasıl dolacağından henüz bahsetmedik. Bundan sonra 2py orbitalleri geliyor. Ve aynı mantıkla y ekseni üzerinden zıt yönü dumbbelllar şeklinde yerleşirler. Elbette 2PY orbitallerinden sonra Z ekseninde bu şekilde uzanan 2PZ orbitalleri yer alıyor. Şimdi ilk eklediğimiz 4 elektron üzerinden elektron eklemeye devam edelim. Eğer 5. elektronu eklemek istersek, bunun doğruca 2px orbitaline gitmesini bekleriz. 2px 2 elektron alabilse de ilk elektron bu şekilde yerleşir. Sonraki elektron ilk elektronun yanına gitmeyecek. Aslında sıradaki elektron kendini 2px orbitalinden ayırmak ister. Bu nedenle 2py orbitaline gider. Bu elektronlar kendilerini birbirlerinden ayırmaya çalışır. Şu ana kadar 1 2 3 4 5 6 7 elektron ekledik. Eğer 8. elektronu koyarsak o da 2px orbitaline ters yönlü olarak yerleşir. 8. elektron işte bu şekilde yerleşecek. Bunu da basit bir biçimde şekilde göstermiş olduk. Şimdi karbon atomunda ne olduğunu tekrar gözden geçirelim. Karbonda 6 elektron var. Elektron diziliminde 2 elektron 1s orbitaline, 2 elektron 2s orbitaline, sonraki 2 elektron da 2p orbitaline yerleşiyor. Karbonun 6 elektronu olduğu için sona 2 elektron kalıyor. 2 tanesi buraya, sonra buraya, sonra kalan 2 tane de p orbitalini dolduruyor. Çizdiklerimiz ve konuştuklarımız üzerinden gidecek olursak, karbondan ne beklersiniz? Bahsettiğimiz yöntemle çizelim. Sırasıyla 1s, 2s, 2px, 2py ve 2pz orbitalleri var. Elektron dizilim yöntemiyle gidecek olursa karbonun ilk önce 1s orbitalini doldurmasını bekleriz. Bu nedenle birinci ve ikinci elektron buraya yerleşir. Üçüncü ve dördüncü elektronlar sıradaki 2s orbitalini doldurur. Beşinci elektronun da 2px'e, 2py'ye ya da 2pz'ye gitmesini bekleriz hangisine gideceği sizin eksenleri nasıl isimlendireceğinize bağlı. Ama 5. elektronun p orbitallerinden birine gitmesini bekleriz. 6. elektron da diğer bir p orbitaline gider. Yani karbon için buna benzer bir dizilim bekleriz. Eğer bunu da çizecek olursak öncelikle eksenlerden başlayalım. Bu y bu da x eksenleri. Biraz daha iyi çizeyim. Bu X eksenimiz, bu da tabii ki Z eksenimiz. Sistemi 3 boyutlu olarak düşünmemiz gerekiyor. Sonra bunun gibi bir Z eksenimiz var. Çekirdeğimizin buraya yerleştiğini düşünürsek öncelikle 2 elektronla 1S orbitalimizi doldururuz. Çekirdeğin etrafındaki bulutları hayal edebilirsiniz. Sonra 1S orbitali etrafında bir bulut gibi yer alan 2S orbitalini doldururuz. Daha sonra 2px orbitaline bir elektron yerleştiririz. Sonraki elektronun 2py orbitaline yerleşir ve bunun gibi etrafta hareket eder. Bu şekilde ilerlersek ne olacak dersiniz? Bunlar buraya, bunlar da bu tarafa gider ve bu sonuncusu tek başına kalır. Tek kalan kovboyumuz kendisine ters spinli bir partner arar. İşte burası bağ oluşturabileceği tek yer. X ve Y orbitalleri ile bir bağ oluşmasını bekleriz. Şimdi orbitallerin neye benzediği ve nasıl doldurulacağı yöntemini takip ettiğinizde olmasını bekleyeceğiniz aşağı yukarı bunlardır. Karbonun gerçekteki hali, hatta sanırım en basit gerçekliği metan molekülüne baktığınızda beklediğinizden çok daha farklıdır öncelikle karbondan beklediğimiz iki bağ oluşturmasıdır. Ama karbonun dört bağ yaptığını ve sekiz elektrona sahipmiş gibi davranmak istediğini biliyoruz. Açıkçası tüm atomlar sekiz elektrona sahipmiş gibi davranmak ister. Böyle olabilmesi için farklı bir durumda düşünmemiz gerekiyor. Bu durum karbon bağları arasında gerçekleşmez. Gerçekte karbon bağlarında olan SP3 hibritleşmesidir. Ancak ismi kadar karışık olmadığını göreceksiniz. Kulağa yıldırıcı gibi gelse de aslında çok basit. Karbon bağlarında gerçekte olan dört bağ yapmak istemesidir. Şimdi elimizde bir s orbitali ve burada iki elektronumuz var. Sonrasında 2s, 2px, 2py ve 2pz orbitallerim var. Acaba karbon buradan dört bağ yapmak istediğinde ortaya nasıl bir şey çıkar? diğer moleküllerden gelecek elektronlarla çift oluşturmak isteyen 4 elektronu var. Mesela metanı düşündüğümüzde diğer molekül hidrojen olacaktır. Bu elektron hakkında belki de hidrojenin buradaki yüksek enerji seviyesine elektron getirdiğini ve 2 pz orbitaline yerleştiğini düşünebiliriz. Gözümüzde canlandırmanın bir yolu da budur. Bu ikisi burayı tamamlayabilir ve sonraki ikili de buraya ve buraya gider. Şimdi burada her an bağ yapmayı bekleyen dört yalnız boyumuz var. Ve bu görünüm aslında karbonun gerçekte nasıl göründüğüdür. Bunlar diğer dördüyle bağ yapmak ister. Hangi elektronun bunlardan her birini nasıl dolduracağı biraz rastgele gerçekleşen bir durum. Hatta bu tür bağlarınız varsa bile x, y, z eksenleri boyunca bağ yapmalarını beklersiniz. Aslında olan karbonun ikinci kabuğunda bulunan bu dört elektron buradaymış gibi gözükmez. Birinci elektron sadece s orbitalinde bulunmaz. Aynı zamanda px, py, pz orbitallerinde de yer alır. Bunlar biraz s orbitalinde, biraz p orbitalinde gibi görünür. Bu karışık oldu. Biraz netleştirelim. Elektronlar sadece 2s orbitalini oluşturmak yerine karbon için 2sp3 orbitalini oluştururlar. Bu 2sp3 orbitaline benzer. Bu da 2sp3. Bu da 2sp3. Hatta bu da 2sp3 orbitaline benzer. Hepsi aynı orbitalde gibi görünürler. Bu çok özel bir tür, kulağa oldukça havalı geliyor sp3 hibrit orbitali aslında s ve p orbitalleri arasında olan bir durumdur. %25 s orbitalinden %25 p orbitalinden gelir. sp3 hibrit orbitalini bu dördünün karışım olarak düşünülebilir. Bu karbona has bir davranıştır. Yani hepsini karıştırdığınız zaman sadece bir tane s orbitaline sahip olmak yerine eğer ki bu çekirdekse ve çaprazlama yaparsak S orbitali buna ve P orbitali aşağı yukarı buna benzer. Yani bu bir S, bu da bir P'dir. Bunları birleştirdiğimiz zaman oluşan orbital şuna benzer. SP3 orbitali çizdiğim bu şekle benzer. Evet, bu bir SP3 hibrit orbitalidir. Bu arada hibrit iki şeyin birleşmesi anlamına geliyor. Mesela hibrit araba gaz ve elektriğin birleşmesidir. Hibrit orbitalde s ve p orbitallerinin birleşmesidir. Hibrit sp3 orbitalleri karbonun hidrojen ya da başka bir şeyle bağ yapmasıyla oluşan orbitallerdir. Eğer metan molekülüne bakarsak insanlar sp3 hibrit orbitali dediklerinde tek söyleyebilecekleri merkezde karbon olduğudur. Bu nokta karbonun çekirdeği olsun. Ve 1 adet S, 3 adet P orbiteli yerine 4 adet SP3 orbiteli vardır. SP3 orbitali için en iyi çizimimi yaptığıma emin olabilirsiniz. Bu büyük lobun bizim yakınımızda olduğunu söylemeliyim ve arkada küçük bir lob daha çiziyorum. Aslında burada başka bir büyük ve küçük lobumuz daha var. Ve bir tane de ekranın arkasında giden var. Hadi çizelim. Bir nevi üç bacaklı sandalyeniz olduğunu düşünebilirsiniz ve küçük lob bu şekilde gelir. Tam bu noktada bir büyük lobunuz var ve küçük lob bunun arkasına doğru gider. Ortaya çıkan şekli üç bacaklı bir tabure gibi de hayal edebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi şu şekilde arkaya doğru gelir. Yani bu şekilde bir üç bacaklı sandalye gibi görünür ya da bir tripod gibi de düşünebiliriz. Sanırım en iyi canlandırma bu şekilde olacak. Yani merkezde karbon çekirdeği var ve hidrojenlerimiz var. Hidrojenlerimiz tam olarak burada. Hidrojen bir elektrona sahip olduğundan bir s orbitaline yerleşir. Burada bir s orbiteli olan hidrojenimiz var. Burada da burada da 1s orbiteli olan hidrojenlerimiz var. Bu da hidrojen ve karbon orbitallerinin nasıl birleştiğini gösterir. Her bir hidrojen atomundaki 1s orbitali, karbondaki her bir sp3 orbitaliyle bağlanır. Şu an biraz fazla noktalamanız oldu. Ancak hibrit sp3 orbitalinden bahsettiğimizde söyleyeceğimiz ilk şey karbonun bağ yapmaması olabilir. Tam buradaki tek karbon metan molekülü, değil mi? Bu CH4 ya da metan ve klasik sp orbital dizilimini düşündüğümüzde bunun bağ yapmasını bekleyemeyiz. Bu şekilde ilerlersek bağlar oluşur. Eğer 4 hidrojeniniz varsa nasıl düşündüğünüze bağlı olarak burada ve burada olabilir. Ama gerçekte bu şekilde gözükmez. Daha çok bir tripota benzer ve tetrahedral yani dört yüzlü yapıdadır. Sanırım bunu açıklamanın en iyi yolu yapının şeklini çizmekte. 4 tane aynı şekilde aynı hibrit orbitalimiz olduğunu düşünelim. Noktalama yaparken bilinmesi gereken bir diğer önemli nokta da, biliyorum bu biraz süslü bir ama iki molekül arasında bağınız olduğunda bu orbiteller birbirlerine yönleniyor gibi olur. Yani hidrojen orbitalinin bu yöne yönlendiğini hayal edebilirsiniz. Bu sp3 orbitelleri bu tarafa yönlenir ve burada üst üste gelirler. Buna sigma bağ deniyor. Ve iki atomun bağlanması aynı eksen üzerinde üst üste gelerek olur. Tam burada aynı eksen üzerinde üst üste gelerek iki atomu birbirine bağlarsınız. Bu kuvvetli bir kovalent bağ oluşturur. Ve ilerleyen videolarda pi bağlarından bahsederken iyi bir temel oluşturacak. Bu videodan bu terimlerin ne anlama geldiğini öğrenmeniz oldukça önemli. Yani artık sp3 hibrit orbitali dendiğinde bir fikriniz olmalı. Onun sadece süslü bir terim olduğunu değil, sadece s ve p orbitallerinin birleşmesi diyebilmelisiniz. %25 s orbitali, %75 p orbitalinden oluşur. Bu durum karbon bağ yaptığından özellikle metan için var olan bir durumdur. İşte bu tetrahedral yapı olarak tabir ettiğimiz şeydir aslında bu dallar arasında neden 109,5 derecelik açı olduğunun açıklamasıdır. Hatta bazı öğretmenleriniz faydalı olduğu için bunu öğrenmenizi isteyebilir. Bu 109,5 derecelik açıları tam buraya yerleştirirsek SP3 hibit yapısını açıklamış oluruz. Bağlar kendi başına sigma bağlarıdır. Eksenler üzerinden üst üste gelmeyle hidrojen atomunu bağlarlar.